Milattan önce 131'de Yunan şehri Pergamus'u kuşatma altına alan Romalı devlet başkanı Publius Carucus Gives Macianus şehrin duvarlarını delip geçebilmek için baş tarafı demirden büyük ve ağır direklere ihtiyacı olduğunu gördü. Birkaç gün önce Atina'daki bir tersanede kocaman gemi direkleri olduğunu görmüştü. Bunlardan en büyüğünün kendisine gönderilmesini emretti. Atina'daki emri alan askerleri mühendis başkanın aslında en küçüğünün istediğinden emindi. Emri getiren askerlerle sonsuz bir tartışmaya girdi. En küçük direğin iş için en uygunu olduğunu söyledi onlara. Ve gerçekte küçük olanın taşınması da daha kolaydı. Askerler başkanlarının kendisiyle tartışacak bir adam olmadığı konusunda uyardılar mühendisi. Ama o en küçük direğin inşa etmekte olduğu makineye en iyi uyacağı konusunda ısrar etti. Şema üstüne şema çizdi ve kendisinin uzman olduğunu, onların neden söz ettiklerinden haberi olmadığını söyleyecek kadar ileri gitti. Askerler liderlerini tanıyorlardı ve en sonunda mühendisin uzmanlığını unutup itaat etmesini sağlayabildiler. Ama onlar gittikten sonra mühendis bu konuda biraz daha düşündü. Başarısızlığa götürecek bir emre itaat etmenin anlamı ne diye sordu kendi kendine. Ve başkanın ne kadar etkili olduğunu görüp kendisini uygun bir şekilde ödüllendireceğinden emin olduğu en küçük direği gönderdi. En küçük direk geldiğinde Maxi Maxicanus askerlerinden açıklama istedi. Mühendisin en küçük direk için nasıl bitmek tükenmek bilmez şekilde tartıştığını ama sonunda en büyük direği göndermeye razı olduklarını söylediler. Maxicanus öfkeden deliye döndü. Dikkatini tam olarak kuşatmaya veremedi ve kent destek almadan önce duvarları delmenin önemini düşünemedi. Bütün düşünebildiği derhal kendisine getirilmesini emrettiği küstah mühendisti. Birkaç gün sonra gelen mühendis en küçük direğin neden daha uygun olduğunu memnuniyetle bir kez daha anlattı. Askerlere sunduğu iddiaları yineleyerek konuştu durdu. Bu konuda uzmanları dinlemenin akıllıca olduğunu söyledi ve başkanın kendisini gönderdiği direğin denerse pişman olmayacağını söyledi. Macianus onun sözlerini bitirmesine izin verdi. Sonra askerlerin önünde çırılçıplak soyarak ölene kadar kırbaçladı. Yorum. Adı tarihte kayıtlı olmayan mühendis hayatını direkler ve sütunlar tasarlayarak geçirmişti. Ve bilim alanında kentin önde gelen en iyi mühendisi olarak saygın görüyordu. Haklı olduğunu biliyordu. Küçük direk daha hızlı hareket edebilir ve daha fazla güç taşırdı. Daha büyük olanın daha iyi olması şart değildi. Başkan kuşkusuz bu mantığı görecek, sonunda bilimin tarafsız ve mantığın üstün olduğunu anlayacaktı. Eğer mühendis ayrıntılı şemalar gösterip tavsiyesinin ardındaki kuramları açıklarsa, başkan cehaletinde nasıl ısrar edebilirdi ki? Askeri mühendis tartışmacıya, yani aramızda her yerde bulunan tipten mükemmel bir örnekti. Tartışmacı sözcüklerin hiçbir zaman tarafsız olmadığını, üstüne tartışarak kendisinin daha güçlü olanın olmasına olan şüphesini getirmiş olduğunu anlayamaz. Ayrıca uğraştığı kişinin farkında da değildir. Her insan kendisinin haklı olduğuna inandığı ve sözcükler onu ender olarak aksine inandıracağı için tartışmacının mantığı sağır kulaklara hitap eder. Köşeye sıkıştığında yalnızca biraz daha fazla tartışır ve kendi mezarını kazar. Diğer kişinin inançlarında kendini güvensiz
ve aşağı hissetmesine neden olduktan sonra Sokrates'in güzel sözleri bile durumu kurtaramaz. Bu yalnızca sizin üstünüzde bulunanlarla tartışmaktan kaçınma meselesi değildir. Hepimiz fikir ve mantık alanında usta olduğumuzu biliyoruz. Bu halde dikkatli olmalısınız. Fikrinizin doğruluğunu dolaylı olarak göstermeyi öğrenin.